Gelin mikrofonumu da alalım. Mikrofonu tutacak mıyız? Tutak abi. Ona göre hazırlık yapalım mı? Önünde mikrofondan uzak gelelim mi? Tutalım mı mikrofonu? Yok ya. ATV, tutacak mısın sen mikrofonu? Telefonla, kamera numara hepsi... Eğer şeyle, ha telefonla çekilecek hafta mı? Telefonla. Yokuş aşağı mı? Nereden iniyorsun ki abi? Tanıyalım sizi önceki konuşacaksan. Merhaba ben Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran. Avukat Ömer Reşat Kayran. Bugün saat 9 sularında Kaya Bey Mandarin Oriental sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında gene o Mandarin Oriental Otel'in ve rezidansın sahibi olan ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından Kaya Bey darp edildi. Şu an Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahede altında tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor. Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde gene Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girmesine müsaade edilmedi. Ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediği ile ilgili elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri takip ediyoruz. Başlattık. Şu an durum bundan ibaret. Kaya Bey bugün müşahede altında hastanede kalacak. Yarın sabah durumuna bakılacak ve akabinde gerekiyorsa taburcu edilecek. Çok, kafa atma. Çocuk iddialar var. Kaya Bey'in Vedat Aşçı'ya önce küfür ettiği ondan sonra bu olayın yaşandığı ile ilgili. Şöyle, Mandarin Otel'in içerisinde Hakkasan diye bir restoran işletmesi var. Kaya Bey de oraya davetli. Gittiklerinde Kaya Bey'in belirttiği selam vermemi mütakiben bana saldırdı şeklinde. Şimdi tabii bundan öncesinde sitede Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var. Çünkü Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeylerle ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için zaten Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında bir anlaşmazlık olduğunu zaten bilinen bir durum site içerisinde. Olay da zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor. Tanıkların önünde gerçekleşiyor. O yüzden öyle bir durum olduğu yok. Öyle bir durum. Şikayetçi olacaksınız değil mi orada? Tabii. Takip ediyoruz şu an. Raporun düzenlenmesini bekliyoruz. Akabinde gerekli işlemleri yapacağız. Kafa atıldı doğru mu? Bana yumruk olarak bildirdi. Ben Kaya Bey'in Bodrum sorumlusuyum. Aynı zamanda kaptanıyım. Yere düşüyor ve telefon açıp hemen buradan al diyerekten ben olay yerine gittim. Fakat gözde görülür bir şey değildi. Anlattığı kadarıyla küfür etmedim diyor kendisi. Ama bir sürtüşme var uzun zamandır. Aralarında bir sürtüşme var. Peki ambulansla ilgili bir sıkıntı var? Ambulansla ilgili giren ambulans Hakkasan'a doğru indi. Orada Blue Beach de var restoran. Orada çok bugün açılış olduğu için yoğunluk vardı. Ambulans baskı diski yaktı ve kilitlendi kaldı orada. İkinci ambulansı istedik, o geldi. Fakat çok uzadı. Şoförü de dedi, zorluk çıkarıyorlar dedi, bizi almadılar içeri dedi.
Zaten birkaç şey çektik, fotoğraf çektik. Gecikme ile ilgili arada saat farkı da var. Hepsi kaydımızda. Şu anda gözaltında olanlar var mı efendim? Kimler gözaltında varsa? Şu an gözaltı ile ilgili herhangi bir bilgi edinemedik. Zaten buradaki süreci bitirdikten sonra buradan karakola geçeceğiz. Yani olayın yaşanış şekli de çok enteresan. 72 yaşında bir insan korumalar ve Vedat Bey'in bizzat kendisi tarafından adeta yani mafyatik bir yöntemle dövülüp yani restoranın önüne atılıyor. Yani bunu ne insanlıkla ne örf adetle hiçbir şeyle açıklanabilecek bir durum değil bu. Yani bu işin Mandarin Oriental'in içinde yaşanmış olması ayrı bir facia. Sahibi tarafından yapılmış olması ayrı bir facia. Bunu her boyutuyla biz ele alacağız, ele alıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.